aktaracak Mücahit. Evet, dün akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Marmaris ilçesinde başlayan yangına ilişkin ekipler anında müdahale ettiler. Teyakkuza geçtiler ve çalışmalarını başlattılar. İşte o yangının koordinasyon merkezindeyiz biz de şu anda. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı yangın koordinasyon merkezindeyiz. Hemen arkamda gördüğünüz ekranlarda ise yangın an be an takip ediliyor. Biz de burada sizlere yangının nasıl takip edildiğini, nasıl müdahale edildiğini göstereceğiz. Şimdi kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Öncelikle bu bulunduğumuz noktada üst tarafta gördüğünüz haritada renklendirilmiş durumda bölgeler. İşte bu renkler aslında birer riskleri gösteriyor. Turuncu renkteki bölgeler yangın oluşma riskinin yüksek olduğunu gösteriyor ve şu anda yaklaştırıyorlar. Evet, İzmir, Bodrum, yani şu an Türkiye'nin Ege ve Akdeniz sahilleri aslına bakarsanız turuncu noktada, yani riskin olduğu noktalar. Tabii risk arttıkça renkler de değişiyor. Kırmızı, mor ve pembe renklerini görüyorum. Onlar da riskin daha da arttığını gösteriyor. Hemen Marmaris bölgesine geçecek olursak tabii orada kırmızı ve mor renkler daha da yoğun durumda. İşte yangın da tam da o noktada devam ediyor. Ekipler de tabii çalışmalarını sürdürüyorlar. Akşam saatler 20'yi gösterdiğinde başlamıştı yangın. Muğla ilinin Marmaris ilçesinde Küfle koyunda başlamıştı. Tabii rüzgarın etkisiyle yangın da büyüdü. İşte 200 hektarlık bir alana ulaşmış durumda yangının büyüklüğü şu anda. Tabii ekipler hem havadan hem de karadan kontrol ve müdahale çalışmalarını sürdürüyorlar. Bölgesel müdahaleler de devam ediyor. Onun yanında İşte bu gördüğümüz noktada Türkiye'nin bütün yangınlarının kontrol edildiği noktada da asıl müdahaleler, asıl kontroller yapılıyor. Şimdi devam edelim, kameraman arkadaşlarım sizlere göstersin. Bu gördüğümüz noktada ise demiştim ya, karadan da havadan da takipler yapılıyor. İşte şu anda İHA'lar bölgenin bölgenin semalarında, gökyüzünde uçuyorlar. Yangının olduğu bölgeyi şu anda İHA işaretlemiş durumda ve burada gördüğünüz gibi bir yangın var. Farklı bir noktada çıkan, aslına bakarsanız yeni başlayan bir yangın görüntüsü de az önce ekranlara geldi. Tabii İHA'lardan an be an buradan görüntüler bu merkeze geliyor. Bu merkezde işleniyor, konumları belirleniyor ve ekipler ona göre anında bölgeye yönlendiriliyor. Tabii sadece İHA'lar değil, karadan yapılan müdahalelerde de Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, arazözlerin, araçların üzerindeki kameralar da var. Yüzlerce araç var ve bu araçların üzerindeki kameralarda an be an canlı olarak takip ediliyor. Hem yangın bölgeleri hem de yapılan müdahaleler bu bulunduğumuz yangın merkezinden anlık olarak izlenerek takip ediliyor. Kameraman arkadaşım sizlere onu da göstersin. Hemen bu sağ tarafta görmüş olduğunuz küçük ekranlarda İHA görüntülerinin yanı sıra işte arazözlerin görüntüleri de var. Arazözlerin üzerindeki kameraların görüntüleri de var. Şu anda bölgede Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ve diğer ekiplerin bulunduğu toplamda 1494 personel görev alıyor. Bunların 688'i Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı personeller. Tabi yüzlerce arazöz var, yüzlerce itfaiye ekibi var, itfaiye aracı var şu anda bu yangına müdahale eden. Tabi yangın gittikçe büyüyor, ancak Tarım ve Orman Bakanı açıklama yapmıştı Vahit Kirişçi ve yangının bir kısmının kısmen kontrol altına alındığını söyledi. Ancak dediğim gibi yangın hala ciddi bir şekilde devam ediyor, gittikçe de büyüyor diyebiliriz. Tabii şu anda ekipler de çalışmalarını sürdürüyorlar bu noktada, hem yangın yönetim merkezinde hem de bölgede, yangın bölgesinde ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu noktada koordinasyon devam ediyor. Tabii en önemli noktada koordinasyon. Benim buradan yetkililerden aldığım bilgiye göre yangın yönetim merkezinin önemini sizlere şöyle kısaca aktarabilirim. Dün Muğla bölgesinde 3-4 noktada aynı anda başlayan yangınları yerel bölgeler fark edemeyebiliyorlar. Ama tabii İHA'ların görüntüsü buraya anlık olarak aktarıldığı için buradaki yangın yönetim merkezindeki yetkililer bir noktada tespit ettikleri yangını hemen bölgedeki ekipleri yönlendirerek söndürülmesine sebep olmuşlar. Tabii dediğim gibi
az önce de söyledim, burası önemli bir nokta. Yangınlar 3-4 noktada aynı anda başladı demiştim. Tabi bu da sabotaj iddialarını, sabotaj mı yapıldı acaba sorularını akıllara getiriyor. Sabotaj var mı yok mu? Tabi güvenlik güçleri de bu konudaki soruşturmalarına devam ediyorlar. Soruşturma neticelenince bize de gerekli açıklamayı yapacaklar. Sabotaj var mı yok mu konusunda. Dediğim gibi son dakika gelişmelerini buradan aktarıyoruz size. Yangınla ilgili gelişmeleri aktarıyoruz. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yangın kısmen kontrol altına alındı demişti. Ancak dediğim gibi yangının boyutu 200 hektarlık bir alana yayılmış durumda. Hala ciddiyetine ve önemine korumaya devam ediyor. Ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar. Binlerce ekip sahada yangına müdahale etmek için hazır bekliyorlar ve şu anda da müdahale çalışmaları hem havadan hem de karadan devam ediyor diyelim. Şimdilik Ankara'dan yangın yönetim merkezinden aktaracaklarımız bu kadar. Söz yeniden stüdyoda. Peki.